İzleyenler Bir Konu Bir Konuk programından yeni haftadan herkese merhabalar. Bugünkü konumuz gıda mühendisi Sayın Beyza Baş konumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Emre Bey. Bugün gıda güvenilirliği, gıda güvenliğini konuşacağız. Uzmanlık alanınız gıda mühendisisiniz. Öncelikle sizi tanıyalım çok kısa. Tamam, çok teşekkür ederim. Öncelikle programa nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok önemli bir konu bugün konuşacağımız konu. Belki bir program değil, birden fazla program bile yapılması gereken, benimle ya da farklı uzmanlarla fark etmez ama gerçekten çok konuşulması gereken konular. Ben Beyza Baş, ismim Beyza Baş, gıda mühendisiyim. Mevzuat danışmanı olarak görev yapmaktayım. Kurmuş olduğum kendi firmam var, firmamla. Ulusal ve uluslararası gıda mevzuatlarını takip ederek gıda işletmecilerine bu konuda bilgiler vermekteyim. Etiket danışmanlığı yapmaktayım. Bu şekilde gıda işletmecilerine bu gıda güvenliği zinciri içerisinde bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışmaktayım. Aynı zamanda sanırım seminerlerde, eğitimlerde veriyorsunuz. Veriyorum. Gıda güvenilirliği ile ilgili. Peki efendim, öncelikle gıda güvenliği ve gıda güvenilirliği nedir? Çok doğru bir soruyla başladık. Şöyle, bu iki kavram birbiriyle çok karıştırılıyor ne yazık ki. Gıda güvenliği ve gıda güvenilirliği. Tabii İngilizceden çevirince Türkçe ifadelerin birbirine yakınlığı, kelimelerin birbirine yakınlığı ifadesiyle sebebiyle karıştırılıyor. Gıda güvenliği dediğimiz şey aslında food security diye geçen politik bir konudur. Neden politik bir konudur? Devletlerin, hükümetlerin insanlara, topluma güvenilir gıdayı ulaştırmak adına aldığı eylemleri tanımlayan bir şeydir gıda güvenliği. Gıda güvenliği dediğim gibi aslında bir devletin meselesidir, bir hükümetlerin meselesidir, ülkelerin meselesidir. Gıda güvenilirliği ise gıdanın her türlü fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik bütün risk kaynaklarından uzaklaştırılıp bertaraf edilmesiyle insanlar için herhangi bir sağlık riski doğurmayacak gıdanın kişilere ulaştırılması için yapılan eylemleri anlatır. Aslında bizim konuşmamız gereken şey gıda güvenilirliği, yani güvenilir gıda, food safety dediğimiz güvenilir gıdadır. Dolayısıyla bu iki kavram birbiriyle karıştırılıyor ama gıda güvenilirliğidir asıl mesele. Peki gıda güvenilirliğine parantez açacak olursak bunun önemi nedir? Yani bu kavramı nasıl açabiliriz? Gıda güvenilirliği deyince aslında biraz önce de bahsettiğim gibi 3 tane risk kaynağı var başlıca sayabileceğimiz. Evet. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik dediğimiz, aslında mikrobiyolojik. Fiziksel riskler dediğimiz gıdanın içerisinde bulunabilecek işte saç, kıl, metal parçası, cam parçası gibi çeşitli yabancı cisimlerdir fiziksel riskler. Kimyasal riskler dediğimiz örneğin tarım ilaçları, bitkisel ürünlerde, pestisit dediğimiz tarım ilaçları, tarım kalıntıları, tarım ilacı kalıntıları, veteriner ilaçlar var örneğin hayvansal ürünlerde, işte uygulanan hormonlar, antibiyotik, bunlar tamamen kimyasal risklerdir. Mikrobiyolojik riskler, biyolojik riskler dediğimiz şeyler ise mikrobiyolojik risklerdir. Bunlar da gıdada bulunabilecek, doğadan ya da gıdanın doğasında bulunabilecek mikrobiyal, işte Salmonella, E. coli gibi çeşitli patojen mikroorganizmaların bertaraf edilmesiyle olan bir şey. Dolayısıyla bizim gıda güvenilirliğini sağlayabilmemiz için aslında bu üç temel risk grubundan o gıdanın arındırılması gerekiyor. Bunu yaptığımız sürece biz gıdada güvenilirliği sağlayabiliriz. Efendim, bunu tehdit eden faktörler nelerdir peki gıda güvenilirliğini size göre? Yani bu konuda tehdit faktörü çok fazla tabii ki. Sonuç itibariyle dünya nüfusu çok kalabalık ve gıda sayısı, gıda yani tüketime sunulan gıda ne yazık ki yeterli seviyede değil. Dolayısıyla hem üretim sebebiyle hem de doğru üretimin yapılmaması sebebiyle bu konuda risk çok büyük açıkçası. Dolayısıyla da burada yine birazdan konuşacağız ama ambalajlı gıdadan vazgeçmememiz gerekiyor. Çünkü ne olduğu belli, muhatabı belli, kimin ürettiği belli. Bundan vazgeçmediğimiz sürece gıda güvenilirliği konusunda çok da endişe etmemize gerek yok. Efendim, şu anda yaygın biliyorsunuz işlenmiş gıdalar çok tüketiyoruz biz de dahil olmak üzere. Zararlıdır tabii ki de ama zararlı mıdır diye sormayacağım. Taklit ve tahşiş kavramı var burada da. Neler söyleyeceksiniz? Şöyle, işlenmiş gıda deyince aslında korkuyoruz ama uygulanan işlem ne? Önce bir buna bakmak lazım.
Örneğin her işlenmiş gıda tehlikelidir, zararlıdır gibi bir genelleme yapmak ne yazık ki doğru değil. Hı hı. Çünkü örneğin sütü pastörize ediyoruz. Bu bir işlemdir. Süte uygulanan bir işlemdir. Ondaki mikrobiyal yükü azaltmak için uygulanmış bir işlemdir. Bundan korkmamıza gerek yok. Ancak size farklı bir şey söyleyeyim. Evlerde kendi yaptığımız bir uygulamadan bahsedeyim. Patates, normal patatesi soyuyoruz ve kızartıyoruz. Çok seviyoruz. Hepimiz de çok seviyoruz bu arada. Ama o kızartma işlemi de bir işlem. Ve bu işlem sırasında o patatesin yüzeyinde meydana gelen çeşitli kimyasal reaksiyonlar sonucu akrilamit diye bir zehirli bir madde oluşuyor ne yazık ki. Dolayısıyla biz evde kendimiz uyguladığımız işlemlerde de ne yazık ki o çıtayı koruyamadığımız sürece tehlikelerle karşılaşmamız söz konusu. Burada bilinçli olmamız gerekiyor. Neyden nasıl bir risk alırız bunu bilmemiz gerekiyor. Buna dikkat ettiğimiz sürece bir sıkıntı yok. Taklit tahşiş konusuna gelecek olursak bu gerçekten başlı başına ayrı bir konu belki. Ama çok kısaca şunu söylemek istiyorum. Bu şu son dönemde özellikle çok gündemde olduğu için. Taklit tahşiş tamamen bir gıda işletmecisinin kar amaçlı, yani ticari bir kazanç elde etmek için yaptığı, gıdada yaptığı hilelerdir aslında. Örneğin taklit dediğimiz şey bir gıdanın aslında olmayan bir gıda gibi gösterilmeye çalışılmasıdır. Örneğin ürün et değil ama et gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Bu taklittir. Ya da tahşiş dediğimiz şey gıdanın içindeki değerli bir bileşeni alıp onun yerine ikame farklı, daha kalitesiz, daha ucuz bir gıda bileşenini koymak. Mesela peynirde süt yağı kıymetli bir şeydir. Peynirde süt yağı alınıp yerine margarin ya da bitkisel yağlar ilave edilebiliyor. Bu da tahşiştir. Bizim burada tabii ki tüketici olarak kesinlikle ve kesinlikle bilinçli olmamız ve bunu etiketi özellikle ambalajlı ürünleri tercih edip ambalajları da doğru okumamız gerekiyor kandırılmamak için. Peki şu anda ortam sizce müsait mi? Mevcut enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz. Vatandaşlarımız ucuz gıdaya yöneliyorlar. Tabii ki etiket okuma konusuna gelelim gerçekten. Ona da değinelim. Ucuz ürünlere yöneliyoruz hepimiz. İşte bu daha iyi, bu daha hesaplı, işte ancak böyle geçinebiliyoruz diye. Bir de akabinde etiket okuyor muyuz? Etiket derken fiyat etiketi değil. Hani ne var ne yok ürün içinde. Neler söyleyeceksiniz? Evet, haklısınız. Biz sadece galiba fiyat etiketlerini okuyup geçiyoruz şu son dönemde. Evet. Hepimiz için geçerli bu durum. Aslında şöyle bir şey. Burada etiket bir kere okuma alışkanlığımız yok ne yazık ki toplum olarak. Bu konuda gerçekten çok zayıfız. Etiketin sadece dediğiniz gibi belki fiyatlarına bakıp geçiyoruz. Aslında orada etikette bize verilen çok fazla mesaj var. Bir kere o üründe bir alerjen bileşen var mı yok mu buna bakmamız gerekiyor. O gıdanın raf ömrü, muhafaza koşulları bunlar çok çok önemli konular. Burada tabii bir kavram var. O kavrama da yeri gelmişken değinmek istiyorum. Son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi kavramları. Bazı gıdalarda son tüketim tarihi, bazı gıdalarda da etiketlerinde tavsiye edilen tüketim tarihi diye görürüz. Bunun anlamı şu, eğer o gıda mikrobiyolojik olarak çok çabuk bozulan, kolay bozulan bir gıdaysa, o ürünlerde, et ürünleri, süt ürünleri gibi çok çabuk bozulan gıdalarda son tüketim tarihini görmemiz gerekir. Ve son tüketim tarihi dediğimiz şey, o tarihten sonra o gıdanın kesinlikle tüketilmemesi gerektiği anlamına gelir. Tavsiye edilen tüketim tarihi ise tavsiye edilen tüketim tarihinde de mikrobiyolojik olarak kolay bir bozulma yoktur. Uygun koşullarda, belirtilen koşullarda saklandığı sürece, gıda ile ilgili o zincir bozulmadığı sürece o gıda raf ömrünün sonunda da tüketilebilir halde olmasını ifade eden bir kavramdır. Yani örneğin bisküvilerde, çikolatalarda tavsiye edilen tüketim tarihi gördüğümüzde eğer o ürünün ambalajı açılmadıysa, uygun koşullarda saklandıysa o belirtilen tarih geçse bile o ürünü açıp tüketebileceğimiz anlamına gelir. Bu çok önemli bir şeydir. Bu hem aynı zamanda gıda israfı açısından da önemli bir kavramdır. O yüzden lütfen ürünlerde mutlaka ve mutlaka son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi bilgisine bakalım. Ve tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş olsa bile o ürünü hemen kaldırıp çöpe atmayalım. Eğer dediğim gibi ambalajı açılmadıysa güvenle açıp tekrar tüketmeye devam edebiliriz. Bu konuda korkmayalım. Evet, bir yazı okumuştum. Zehre dönüşebilen
ürünler diye hatırladığım kadarıyla mantar, patates, peynir, süt, yumurta, tavuk diye. Aslında bunların son kullanma tarihi geçince biraz problem yaratabilir sizce de sanırım. Neler söyleyeceksiniz bu konu hakkında? Hani bazı tehlikeli ürünler var, bunlara kesinlikle müsamaha edilmemeli gibisinden konuşacak olursak neleri tavsiye edersiniz? Şöyle, belirttiğiniz ürünlerde aslında ilk etaptaki tüketimiyle ilgili değil o söylediğiniz zehre dönüşüm evet, durumu. Evet, tabii ki. Mesela mantar, ilk tükettiğinizde değil ama mantarlı bir ürün yaptınız, evde de yaptınız bunu, yemek yaptınız. O ürünü ikinci gün tekrar çıkarıp ısıttığınızda, tekrar bir ısıl işlem uyguladığınızda risk doğuyor. Oradaki durum daha farklı. Oradaki durum dediğim gibi aslında ilk ambalajdaki bahsettiğim o son tüketim tarihini etkileyen bir konu değil. Orada o bileşenlerin, o üründeki bazı bileşenlerin farklı reaksiyona, kimyasal reaksiyona girmesi sonucu, zehirli maddelere dönüşmesi sonucu bu tarz durumlarla karşılaşıyoruz. Ispanak gibi bazı yeşil yapraklı sebzelerde, mantarda dediğiniz gibi, patateste, pirinçte daha komik bir şey söyleyeceğim. Mesela pirinçte biz evlerde ne yapıyoruz? Pilav yapıyoruz. 2 gün, 3 gün tüketiyoruz onu. Tüketmemeliyiz. Neden? Çünkü orada belli başlı mikroorganizmalar var ve o mikroorganizmalar ikinci kez ısıl işlem uygulandığında kendilerine üreyebilecek güzel bir ortam buldukları için çoğalmaya başlıyorlar. Ve çoğaldıklarında da bize işte gıda zehirlenmesi gibi durumlarla ne yazık ki karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden bu tarz gıdalarda dediğim gibi son tüketim tarihi konusu değil ama bu tarz gıdaların evde tekrar tekrar pişirilip tüketilmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin bu gıdaların son kullanım tarihi tabii ki hepsi zararlı ama bunların son kullanma tarihi geçse daha fazla zararı yok mudur ya da var mıdır? Şöyle, orada hani kafaları karıştırmış olmayayım. Biz raftan gittik, bir ürün aldık. Üzerinde son tüketim tarihi yazıyor. Bunlar dediğim gibi mikrobiyolojik olarak zaten bozulan gıdalar, kolay bozulan gıdalar. Et ürünleri, süt ürünleri gibi hayvansal, riskli gıdalarda. Bu gıdalarda kesinlikle o belirtilen tarih geçtikten sonra, son tüketim tarihi ifadesi geçtikten sonra kesinlikle tüketmeyelim lütfen. Ama tavsiye edilen tüketim tarihi dediğimiz riskli olmayan gıdalarda da işte bisküvi olur, şekerleme olur, çikolata olur, buna benzer birçok gıdada da o tarih geçtikten sonra da eğer ambalajı açılmadıysa, uygun koşullarda saklanmaya devam ettiyse o gıdayı açıp tüketebiliriz. Bundan da korkmayalım. O gıdayı da hemen tarihi geçti deyip çöpe atmayalım. Bu çünkü dediğim gibi hem gıda israfı açısından da çok büyük bir tehlike hepimiz için. Evet, şuna gelmek istiyorum. Tabii ki bilimsel olarak taklit, tahşiş diyebiliriz ama halk ağzında sahte ürünler. Evet. Yöremizde de biliyorsunuz arıcılıkta bal üretiminde birinci ve market raflarındaki çoğu bal taklit ya da bal adı altında satılan ürün oluşabiliyor. Vatandaşlarımız dolayısıyla ucuz ürünlere az önceki konuştuğumuz gibi yönelebiliyor. Bu ürünler hakkında ne söyleyeceksiniz? Çünkü sahte bal özellikle arıcılarımızı bırakma noktasına getirdi mesleğini. Bu noktada neler söyleyeceksiniz? Bir kere öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mevzuatına uygun üretilmiş hiçbir gıdadan korkmayalım. Mevzuatına uygun üretildiğini nereden bilebiliriz? Birincisi, bunu tabii ki tüketici olarak biz dışarıdan bakarak bilemeyiz. Ama burada şuna dikkat edelim. Lütfen açıkta satılan gıdaları tüketmemeye çalışalım. Burada bazı üreticiler ve bazı tüketiciler belki bu söylediğimden hoşlanmayabilir, bana kızabilirler. Ancak şunun için söylüyorum. Açıkta satılan ürünlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçekten o üzerinde ifade edilen gıda mı olup olmadığını bilmiyoruz. Açıkta satılan işte bal olsun, zeytinyağı olsun, baharatlar olsun. En çok taklit tahşiş yapılan ürünlerdir bu arada bunlar. Çok kıymetlidir ve çok da fazla taklit tahşiş yapılan ürünlerdir. Dolayısıyla burada mutlaka ve mutlaka ambalajlı ürün almaya özen gösterelim. Ambalajlı ürün aldığımızda da şu bizi koruyabilir. Ambalajlı ürün demek, o ürünün bir Tarım Bakanlığı'dır bu konuda. Gıda ile ilgili yetkili otoritemiz bizim Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'dır. Tarım Bakanlığı tarafından kontrol altına alındığını gösterir. Yani o işletme, o ürünü üreten işletme, o ambalajlı ürünü üreten işletme Tarım Bakanlığı tarafından onaylıdır ya da kayıtlıdır. Ve dolayısıyla belli rutin aralıklarla o işletme denetleniyordur, ürünleri kontrol ediliyordur. Dolayısıyla orada biz ambalajlı gıda aldığımızda biraz daha içimiz rahat olmalı. Ama bu demek değil ki her ambalajlı gıda
sağlığa yararlıdır ya da hiçbir şekilde içinde sıkıntılı bir şey yoktur. Bu anlama gelmiyor. Burada da biz tüketici olarak bilinçli olmalıyız. Etiket okuryazarlığını fiyat etiketinden öte, dediğim gibi, etiketin gerçekten o üründe bulunan içeriğine bakmalıyız. Nerede üretildiğine bakmalıyız, kimin ürettiğine bakmalıyız, muhafaza koşullarına bakmalıyız gibi gibi üzerindeki bilgilere bakmalıyız. Burada eğer şüphelendiğiniz bir durum varsa en iyi denetçi aslında bizleriz tüketici olarak. Bakanlık evet yetkili otorite, hı hı, ama bakanlığın her raftaki her ürüne ulaşması mümkün değil. Böyle bir mekanizma yok ne yazık ki, yetemez, mümkün değil. O yüzden de bizlerin birer tüketici olarak denetçi olduğumuzu da unutmayalım. Ortada eğer ki şöyle bir durum varsa, bal özelinde ya da işte zeytinyağı özelinde konuşacak olursak, diyelim ki piyasada baktığınızda fiyatını bilmiyorum şu anda ama atıyorum 1 kilo bal piyasada 1000 lira civarındaysa, siz 10 kilo balı 300 liraya alıyorsanız o zaman lütfen bal yemediğinizi bilin. Yani bir şeyin ederi vardır. Aynı şey zeytinyağında da geçerli. Dediğim gibi piyasada baktığınızda 1 litre zeytinyağı, sızma zeytinyağı 500 lira civarındaysa, hı hı, siz 10 kilo zeytinyağını 400 liraya alıyorsanız o zaman onun zeytinyağı olmadığını bilin. Burada tüketicinin evet fiyatlar bizim için çok önemli, ekonomik bu durumlar sebebiyle, ama burada da bunun farkında olmamız gerekir. Yani orada bal almıyorsunuz, bunu bilmeniz lazım. O yüzden market raflarından kimin ürettiği belli olan, bildiğimiz üreticilerin ürünlerini, bu bal da olsa, zeytinyağı da olsa, farklı üründe olsa hiç fark etmez, güvenilir bir şekilde alabiliriz, tüketebiliriz. Bundan korkmayın lütfen. Evet, ambalajlı gıdayı konuşmuştuk bundan önce de. Ona da tekrar gelmek istiyorum. Çünkü pandemi de ambalaj konusuna biraz daha dikkat etmeye başladık. Çünkü işin ucu artık kapıya dayandı. Aslında her zaman dikkat etmemiz gerektiğini söylediniz. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Pandemide biraz daha sıkıydık ama şu anda birazcık sanırım biraz daha saldık gibi duruyor. Siz bu konuda ne söyleyeceksiniz? Çok haklısınız. Pandemi döneminde hatta o ambalajları yıkıyorduk bile. O dereceye gelmiştik. O ambalaja dahi güvenmeyip ambalajı dahi yıkıyorduk. Burada şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Pandemi bu konuda güzel bir örnek oldu. Açıkta satılan ürünler, bakın örneğin baharat olsun. Siz ister misiniz insanların ortamda, bakın burada görmüyoruz ama havada bir sürü mikroorganizma var. Biz bunları soluyoruz, yutuyoruz. Ortamda uçuşan bir sürü tehlike var. Siz ister misiniz insanların üzerine hapşırdığı, öksürdüğü, konuştuğu ve gece ışıklar kapandıktan sonra işte davetsiz misafirlerin, işte haşere gibi, kemirgen gibi, bunların üzerinde gezindiği gıdaları tüketmek ister misiniz? Hayır, tabii ki. İstemeyiz. O yüzden lütfen ambalajlı gıda tüketelim. Çünkü ambalaj demek aslında ürünü koruyan bir katman demek. Dolayısıyla o ambalajlı bir gıda dışarıdan gelebilecek diğer risk faktörlerine karşı kendini koruyor anlamına geliyor. O yüzden de pandemi döneminde olduğu gibi bu konudaki hassasiyetimiz lütfen devam etsin. Açıkta satılan ürünleri lütfen tüketmeyelim. Burada açıkta satılandan kastım tamamen gerçekten açıkta olan ürünler. Şunu söylemiyorum. Örneğin şarküteriye gittiniz. Orada işte peynir tenekesinden peyniri çıkardı, dilimledi, size verdi. Bu değil açıkta satılan ürün. Açıkta satılan ürün tamamen hiçbir şekilde, hiçbir ambalajı olmadan sergilenen ürünler. Burada meyve sebzeleri ayırmak istiyorum ama işlenmiş gıdalar olarak söylüyorum. Açıkta satılan gıdaları lütfen tercih etmeyelim. Ambalajlı gıdadan vazgeçmeyelim. Hem muhatabımız belli, kimin ürettiği belli. Bir durumla karşılaştığımızda da şikayet edebileceğimiz, o gıdanın dediğim gibi bakanlık tarafından denetlenebileceği bir muhatabının olacağı anlamına geliyor bu ambalaj olması. Evet, diğer konuya tekrar dönecek olursak işlenmiş taklit gıdalardan devam etmek istiyorum. Vatandaşlarımız bunları nasıl anlayabilir? Çünkü çoğumuz anlayamayabiliyoruz. Yani nasıl anlayabiliriz? Burada sizin, benim, yani tüketici olarak bizim dışarıdan bakarak anlayabileceğimiz durumlar söz konusu değil. Taklit taşişte öyle bir seviye atladık ki, bu tüm dünyada böyle tabii. Hı hı. Sadece bizim ülkemize özel bir durum değil. Bu konuda gerçekten çalışan insanlar, işte o taklit taşiş yapan gıda işletmecileri hakikaten zihinleri sınır tanımıyor. Bilim ve teknoloji onların hızına
o seviyede ulaşamıyor belki de. Çünkü akla hayale gelmeyecek şeyler yapılabiliyor. Bunlar da ileri seviyede analizlerle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tüketici olarak bizim dediğim gibi gıdanın görünümüne bakarak anlayabileceğimiz şeyler değil. Burada belki en belirleyici olacak şey fiyat faktörü olabilir. Orada biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi arada çok uçuk bir fark varsa, bu demek değil ki tabii ki her ürün, işte pahalı ürün daha kalitelidir, sağlıklıdır anlamı çıkmasın lütfen. Hı hı. Ama bir şeyin ederinin çok çok altında satılıyor olması, lütfen biz tüketicileri bu konuda endişe ya da bir soru işaretine sebep olsun. Diğer türlü dediğim gibi bakarak, görerek, koklayarak bunları anlamamız ne yazık ki mümkün değil. Burada da lütfen bildiğimiz markaların ve bildiğimiz yerlerde satılan ürünlerini tercih edelim. Orada çünkü bir gıda güvenliği bir zincirdir. O zincirin de sadece gıda işletmecisi tarafından değil, gıdayı alıp, satan, pazarlayan, son tüketiciye ulaştıranlar tarafından da bozulmuyor olması gerekir. O yüzden hem bildiğimiz, güvendiğimiz markaları tercih edeceğiz. Hem de bildiğimiz, güvendiğimiz işte perakendeler olabilir. Oralardan almaya dikkat edeceğiz. Bunu aldığımız sürece de biraz daha kendimizi güvende hissedebileceğiz. Peki az önce konuştuk, enflasyonist ortam bizleri ucuz ürünler almaya teşvik ediyor ya da sürüklüyor dedik. Peki diğer bir madalyanın diğer tarafı fast food. Hepimiz dışarıdan yemek yiyoruz. Özellikle gençler, gençlik. Ederinden burada da ucuzsa herhangi bir fast food ürün ya da işte döner, işte tost örneğin şu an 30 liraya bir yerde tavuk dürüm yiyebilir miyiz? Hani yesek bu tavuk mudur? Bunu vatandaşlarımız bu konuda ne yapmalı? Kısmet. Tavuk mudur? Kısmet. Evet. Yani bu söylediğim şey tabii ki ambalajlı gıdalar için geçerli değil. Açıkta satılan diğer ürünler, işte fast food gibi restoranlarda yediğimiz ürünler için de geçerli. Orada gerçekten hani şu an bilmiyorum piyasasını ama 30 lira diyorsa onun tavuk dışında başka şeyler olma ihtimali tabii ki yani var. Bunu düşünmeliyiz. Çünkü dediğim gibi diğer taraf bunu atıyorum 100 liraya satıyorsa sadece keyfi istediği için o satmıyordur. O işin ederi, o ürünün ederi o olduğu için satıyordur. Dolayısıyla burada çok büyük bir fiyat farkı olan ürünler hem açıkta da olsa hem kapalı da olsa, ambalajlı da olsa bize mutlaka bir soru işareti, kafamızda soru işareti oluşturmalı. Tekrardan soruşturmamız ve bilinçlenmemiz gerekiyor bu konuda gerekiyor. Sanırım. Gerekiyor. Çok böyle bu konuda endişe duyuyorsa eğer bir tüketici, hı hı. biraz önce de söylediğim gibi biz hepimiz bir denetçiyiz. Aslında en iyi denetçiler gerçekten biziz. Bu konuda bir endişesi varsa tüketicinin lütfen bakanlığın bir hattı var. Alo 174. Alo 174'ten arayıp şikayette bulunabilirler. O ürünle ilgili kontrollerin yapılmasını talep edebilirler. Burada bakanlık size bir takip numarası veriyor açtığınız şikayet kaydına. Ve o takip numarasıyla da bu işin sonuna kadar o işi takip etmeliyiz. Yani biz gördük dediğiniz gibi işte 30 liraya tavuk dürüm satıyor ama ürün normalde piyasada 150-200 liraya satılıyor. Orada 30 lira. Bunu şikayet edin, sorgulayın. Sorguladıktan sonra da dediğim gibi bunun akıbeti ne oldu? Bunu da mutlaka tüketici olarak takip etmemiz gerekir. Biz bilinçli tüketici olursak bu gıda güvenliği zincirindeki kaçakların, o zincir kırılan zincirlerin daha sağlam olmasını biz sağlayacağız. Biz talep edeceğiz tüketici olarak. Doğru gıdayı, güvenilir gıdayı, sağlıklı gıdayı biz talep ettiğimiz sürece alabiliriz. O yüzden de burada bizim bilinçli olmamız çok önemli ve işi sorgulamamız gerektiği çok önemli gerçekten. Evet, devam edecek olursak katkı maddeleri demek istiyorum. Katkı maddeleri derken nedir yani? Katkı maddeleri nelerden oluşur? Korkmalı mıyız katkı maddelerinden? Katkı maddeleri gerçekten, bununla ilgili önce şunu söylemek istiyorum. Tabii ki ben bir katkı maddesi savunucusu asla değilim. Ama katkı maddesi dediğimiz şey gıda işletmecilerinin, tabii mevzuatına uygun ürünler için söylüyorum bunu lütfen. Burada hani dediğim gibi işte açıkta satılan, kimin ürettiği belli olmayan ürünler için kesinlikle söylemiyorum. Ama
mevzuatına uygun üretilen ürünlerdeki katkı maddeleri lütfen bizleri korkutmasın. Çünkü katkı maddesi dediğimiz şey aynı zamanda işletme için ek bir maliyettir. Yani kimse durduk yere ekstra maliyetle ürüne bir şey katmak istemez. Bunu bir gıda işletmecisi istemez, ekstra maliyet. Dolayısıyla gıda işletmecisinin keyfi katabileceği şeyler değildir. Teknolojik bir amaç doğrultusunda gıdalara katılan şeylerdir. İşte koruyucu etkisi olanlar vardır, renklendirmeye yarayanlar vardır, kıvam vermek için kullanılanlar vardır. Bunların farklı farklı fonksiyonel sınıfları vardır katkı maddelerinin. Ve kesinlikle bunlar bir teknolojik amaç doğrultusunda gıdaya katılır. Kesinlikle gıda işletmecisi ben canım istiyor buna birazcık koruyucu atayım, buna işte biraz renklendireyim diyemez. Bu mevzuatımıza aykırı bir şey. O yüzden de yine aynı konuya geleceğim. Bildiğimiz markaların ürünlerinde kullanılan katkı maddeleri lütfen tüketici olarak bizleri korkutmasın. Çünkü bu mevzuatlar dahilinde kontrol edilip limitlendirilen şeylerdir. Bizim de bu arada mevzuatımız dünyada gerçekten iyi mevzuatlardan biridir. Çünkü biz mevzuat konusunda Avrupa Birliği'ni takip ediyoruz. Dünyada en sıkı mevzuatlar Avrupa Birliği'ndedir. Biz de Avrupa Birliği'ne uyumlu mevzuatlar hazırladığımız için bu konuda mevzuatlara uyan ürünlerdeki kullanılan katkı maddeleri lütfen tüketiciyi endişelendirmesin. Evet, sizce ülkemizde dikkat ediyor muyuz böyle şeylere? Hani beslenmeye, gıdaya hani eskiden daha, şimdiye nazaran eskiden daha fazla dikkat etmiyorduk. Şu an biraz daha üreticilerimiz bilinçlendi sanırım. Ancak yeterli mi? Şu anda yeterince dikkat ediyor muyuz sizce? Ne yazık ki yeterli seviyede değil. Yine hep dönüp dolaşıp konu etikete, ambalaja evet. gelecek. Bugünün belki de ana başlığı bu oldu. Evet, kesinlikle. Ama yeterli seviyede değil. Çünkü biz bir kere tüketici olarak etiket okumayı bilmiyoruz. Etiket okumuyoruz. Okumadığımız için de biz tamamen yetkiyi, sorumluluğu karşı tarafa, üretene veriyoruz. Onun ürettiğine güvenmekle yetiniyoruz. Böyle olmamalı. Burada biz tüketici olarak sorgulayıcı tarafta olmalıyız. Denetleyen tarafta olmalıyız. Talep eden tarafta olmalıyız. Talep edebilmemiz için de önce bizim biliyor olmamız gerekir. Çünkü dediğim gibi yani bakanlık tek başına, yani klişe bir laf belki ama her şeyi devletten beklemeyin. Evet, her şeyi devletten bekleyemeyiz. Mümkün değil, yetişemez zaten. Dediğim gibi her yere girip her ürünü alıp her ürünü analiz ettirmesi, etmesi, kontrol etmesi mümkün değil. O yüzden biz burada bilinçli tüketici olarak bunu talep etmeliyiz. Ve mekanizmanın, kontrol mekanizmasının bu yönde çalışmasını sağlamalıyız. Gıda güvenliğini konuşmak istiyorum. Güvenilirliğini önemli demiştiniz ama ülkemizde en yaygın gıda güvenliği sorunu sizce ne? Ülkemizde en yaygın gıda güvenliği konusu aslında yine gıda güvenliği dediğim gibi hani politik bir konu. Hükümetin, devletin tüketicisine yani topluma güvenilir gıdayı sunabilme yetisi. Burada tabii ki biraz önce de söylediğim gibi yani bakanlık tek başına ne yazık ki yeterli aksiyonu alamıyor demeyeyim, yanlış bir anlam çıkmasın oradan. Ama yetemiyor. Kontrol mekanizması ne yazık ki tek başına bir otoritenin üzerinde olduğunda sistem çok da iyi çalışamıyor. O yüzden bizler yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bilinçli olduğumuz sürece, bu otoriteyi daha farklı bir şekilde desteklediğimiz sürece bu konudaki güvenilir gıdanın topluma ulaşmasını sağlayabiliriz. Efendim peki yerel gıdalar ithal olanlarla karşılaştırıldığında besin değeri ve güvenlik açısından nasıl bir fark yaratıyor sizce? Hiçbir farkı yok. Yerel ya da ithal evet. olmasının hiçbir farkı yok. Orada da yine mevzuatına uygun, bizim ülkemize gelebilmesi için ithal bir ürünün bizim mevzuatlarımıza uygun olması gerekiyor. Hem uygun şekilde üretilmiş hem de uygun şekilde etiketlenmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla besin değerleri açısından da yani ithal daha iyidir, yerel daha iyidir gibi bir ayrım kesinlikle söz konusu değil. Mevzuatımıza uygun olduğu sürece bizim ülkemize girebilir ve mevzuata uygunsa zaten raftaki yerel üründen de bir farkı yoktur. Evet. Peki çevresel açıdan en zararlı gıda üretim uygulamaları nelerdir? Nasıl azaltılabilir diye bir soru yazmışım. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani çevresel olarak en zarar tabii ki dünya ne yazık ki kirleniyor. Dünya nüfusu çok kalabalık ve dünyamızı kirletiyoruz ne yazık ki. Artık içtiğimiz sularda bile
bilmediğimiz birçok şeyi tüketiyoruz. Bildiklerimiz, analiz ettiklerimiz, tespit ettiklerimiz var ama onun ötesinde dediğim gibi o suda bile bilmediğimiz başka şeyler de tüketiyoruz. Daha tespit edemediğimiz, fark edemediğimiz, analiz edemediğimiz şeyler. Burada bilinçsiz bir şekilde üretim, işte zirai ilaç kalıntıları gibi, veteriner ilaçları gibi şeylerin bilinçsiz şekilde kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Burada da yine iş dönüp dolaşıp tabii ki şöyle söyleyeyim, yani mesela köylerimizde hepimizin var, köy burada özellikle küçük şehirde köylerimizde işte fındık bahçesi hemen yanında böyle küçük bir sera yapmışız. Orada işte domatesimizi, patlıcanımızı vesairemizi yetiştiriyoruz. Orada fındık ilaçlanıyor, o ilaç ona da geliyor. Şimdi biz zannediyoruz ki köylerde ürettiğimiz her şey bizim doğal, organik. Bu kavramlar da tabii çok ayrı tartışılması gereken kavramlar. Orada köyde yetişti, aynı güzel biz bunu kendimiz yetiştirdik. Ama o toprağın yapısını bilmiyoruz. Oradaki yandaki fındık bahçesinden ona neler taşınıyor? Su, çünkü yağmur yağıyor, yağmur suyuyla toprakta akıyor geliyor. Dolayısıyla neler taşınıyor bilmiyoruz. Bilmediğimiz şeylerden korkmalıyız, bildiklerimizden değil. Bildiklerimiz ise dediğim gibi kontrol edilen, analizi yapılan, kimin ürettiği belli olan ürünlerden kesinlikle korkmamalıyız. Çünkü orada muhatap belli. Organik doğal dedik. Peki şu zamanlarda yine hepimiz organik ürünlere yöneliyoruz. Örneğin belki de sağlıklı değil ya da market raflarında herhangi bir şey daha organik olabiliyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Vatandaşlarımızın bir organiklik gidiyor. Peki nasıl organik oluyor ya da tercih etmemiz için ana sebep ne yani bu konuda bunu? Organik mevzusuyla ilgili önce şunu söylemek istiyorum. Biraz önce de dediğim gibi bizim için köylerde yetişen her şey, işte atıyorum bir yumurta diyelim ki sepette üzerinde biraz saman parçaları varsa o bizim için organiktir. Değil. Organik dediğimiz şey bu kadar kolay bir şey değil. Organik olabilmesi için bir ürünün öncelikle organikle ilgili de bir mevzuatımız var. O mevzuata uygun bir şekilde üretilmiş olması gerekiyor. Yani toprakta daha ona uygun bir şekilde yetişmiş olması gerekiyor. Ona uygun bir şekilde atıyorum pestisitin uygulanmaması, herhangi bir farklı tarım ilacının belki kullanılmaması, mikrobiyolojik olarak tamamen o mevzuata uygun bir şekilde üretilmesi gerekiyor. Ve bu da yetmiyor. Bunun sertifikalandırılması gerekiyor. Mutlaka organik dediğimiz ürünün etiketi üzerinde yeşil renkli bir Türkiye logosu vardır. O logonun olması gerekiyor. Organik üründe o logonun olması, Türkiye logosu, o logonun olması gerekiyor. O logoyu görmediğiniz ürünler kesinlikle organik ürünler değildir. Organik ürünlerin dediğim gibi mutlaka sertifikalandırılması gerekiyor. Sertifikalandırma kuruluşları tarafından sertifikalandırılması, yetkilendirilmesi gerekiyor. Onu görmediğimiz, etikette bunu görmediğimiz hiçbir ürün köyde yetişti, amcam yetiştirdi, dayım yetiştirdi. Organik değil ne yazık ki. Organik diyemiyoruz onlara. Peki günümüzde sağlık açısından endişe duyduğunuz bir böyle bilimsel açıdan bir gıda trendi var mı? Örneğin belki ben kavramı tam bilmeyebilirim ama anladığımı söylüyorum. Örneğin Dubai çikolatası şu anda çok meşhur, hücum ediyorlar. Veya böyle bir gıda trendi endişe duyduğunuz var mı? Böyle tehlikeli olan aslında yapmamamız gerektiği, yememiz gerektiği ya da daha az yememiz gerektiği. Yemememiz gerektiği bir kere dediğim gibi ne yediğimizi bilmediğimiz şeyleri yemememiz gerekiyor. Yani burada böyle yöresel ürünleri lütfen kötülediğim zannedilmesin. Küçük çapta böyle üreticilerin el emeğiyle ürettiği şeyleri kesinlikle kötülemiyorum. Zaman zaman benim de aldığım ürünler oluyor böyle ama ne yediğimizden emin olmadığımız ürünleri kesinlikle tüketmemeliyiz. Dolayısıyla bu tarz gıdalarda yani bundan korkmalıyız. Dubai çikolatası dediniz. Dubai çikolatası korkulacak bir şey değil. O bir Dubai çikolatası demek de doğru değil bu arada yasal açıdan. O ayrı bir konu ama işte o lezzetle oranın işte o halkın sevdiği lezzete uygun bir şekilde üretildiği iç Antep fıstıklı vesaire gibi ürün. Bunda bir sakınca yok. İlgili mevzuatına uygun bir şekilde üretildiyse bundan korkulacak bir şey yok. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Burada şunu söylemek istiyorum. Tabii ki dünya nüfusu kalabalık dedik ve gıda kaynakları yeterli seviyede değil. Burada farklı farklı gıda alternatiflerine gidilmeye başlanıldı. Bundan korkmalı mıyız?
Hayır, korkmamalıyız. Sadece bununla ilgili yeterli araştırmalar yapın. Örneğin protein kaynakları, et dışında farklı protein kaynakları arayışına gidilmeye başlandı. Çünkü yetmiyor. Dünya nüfusuna yetmiyor. İşte bitkisel kaynaklı proteinler, işte içinde et olmayan ama bitkisel kaynaklı et benzeri ürünler ya da bazı böceklerden elde edilen, böcek deyince hepimize belki sevimsiz gelebilir ama bunlar tamamen işte bitkiler üzerinde yaşayan, sadece bitkiyle beslenen, bitkinin öz suyunu emerek beslenen böcekler. Bunlardan protein kaynakları elde edilmeye başlandı dünyada. Dolayısıyla bu tarz şeylerden tabii ki korkmayalım. Sadece ve sadece biz mevzuatımıza burada dediğim gibi güvenelim. Çünkü mevzuat gerçekten çerçeveyi o kadar güzel çizmiş ki ona uygun, o çerçeve içerisinde üretildiğinden emin olduğumuz şeylerden lütfen korkmayalım. Burada herhangi bir korkulacak konu yok. Peki şunu da sorayım. Gıda alerjileri oluşabiliyor bazen. Yani hangi sebeplerden dolayı oluyor sizce? Yani bu gıda alerjileri şunu beslendim. Belki vatandaş anlayamayabiliyor ama hastaneye gittiğimizde işte sen ne yaptın, ne yedin? İşte bunu yedim. Ne konuşmak isteriz bu konuda? Ne konuşmak istersiniz gıda alerjileri konusunda? Şöyle, alerjen konusu gerçekten artık hepimizin hayatında var. Bazılarının farkında da değiliz belki dediğiniz gibi. Bir şeyleri yiyoruz ama örneğin karnımız şişiyor, işte kendimizi böyle çok şişmiş hissediyoruz, rahatsız hissediyoruz. Belki deride işte egzama gibi farklı şeylere sebep oluyor, anlamıyoruz neden oldu. Şimdi mevzuatımızın belirlemiş olduğu, mevzuat da etiketleme mevzuatımızda yazıyor. 14 tane alerjen gıda bileşeni var. Bunların başında gluten geliyor. Gluten dediğimiz şey buğday, arpa, çavdar, yulaf, 4 tane tahıl ürünü bakın. Bu 4 tane tahıl ürününde olan bir proteindir aslında gluten. Yani gluten aslında zararlı bir bileşen değil. Sadece o proteinin sindirimiyle alakalı bir sıkıntıdan kaynaklı bizim glutene karşı hassasiyetimiz olabilir. Varsa böyle bir şeyimiz, bunun tabii ki kendimizin de farkında olmalıyız. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, yine tekrar etmek istiyorum. Bu 4 tane tahıl ürününü içeren bir gıdayı tükettikten sonra kendimizde böyle bir şey hissediyorsak eğer bizim glutene karşı hassasiyetimiz olabilir. Örneğin çölyak hastaları vardır. Glutene karşı hassasiyeti olan çölyak hastaları. Makarna da oluyor mu? Makarna hemen araya gireyim. Buğdaydan üretilmiş makarna da oluyor. Ama mesela glutensiz makarnalar var. İçinde dediğim gibi buğday, arpa, çavdar, yulaf olmayan. Örneğin pirinçte yok mesela gluten. Mısırda yok. Bunlardan elde edilen makarnalarda olmuyor. Ama bunda zaten glutensiz diye belirtiliyor. Bunun dışında mesela süt ürünleri alerjendir. Süt de yine en çok böyle alerjen olan, en çok böyle insanları rahatsız eden ürünlerden. Sütte iki durum söz konusu. Birincisi sütün proteinini sindirmekle alakalı bir sıkıntımız olabilir. Bu bir alerjendir. İkincisi de sütte laktoz dediğimiz bir şeker vardır. Bu sütün doğal yapısında vardır. Dışarıdan ilave edilen bir şey değildir kesinlikle. Laktoz dediğimiz sütün kendi şekeridir. Bazı insanlarda laktaz enziminin yeterli olmaması sebebiyle vücutta bu laktozu sindiremez. Sindiremediği için de örneğin işte yoğurt yedim, karnım şişti, süt içtim, işte beni çok rahatsız etti gibi sıkıntılar olabilir. O zaman sizin laktoza karşı intoleransınız, yani sindiremiyor olabilirsiniz. Bunun dışında yumurta, balık, acı bakla, hardal, bunlar yine alerjenler. 14 tane alerjen bileşen var. O yüzden de biz öncelikle kendimizin farkında olmamız gerekir. Ben ne yediğimde rahatsız oluyorum ve gıdanın etiketi üzerinde de ekranda görmüş olduğumuz bu 14 tane alerjen bileşenden hangisi var? Bunu etikette içindekiler bilgisinde yazar bu alerjenler. Örneğin işte ürün kek diyelim ki buğday unu, yanında parantez içinde gluten der. İşte süt, yumurta vesaire vesaire diye gider içindekiler bilgisinde. Burada mutlaka bizim tüketici olarak gıdanın içindekiler bilgisini okuyarak burada gördüğümüz alerjenlerden hangileri var? Sert kabuklu meyveler örneğin fındık, fıstık, badem, bunlar da yine alerjendir. Ama bunlar herkesi, her alerjen herkesi etkiler anlamına gelmesin. Sadece böyle bir hassasiyetiniz varsa içindekiler bilgisinden bu bilgiye ulaşarak o gıdayı tüketmekle ilgili karar verebilirsiniz. Peki bunu konudan bağımsız olarak soracağım. Gerçi bağlı ama böyle uzmanlık alanınızdan bağımsız olarak. Gelişmiş ülkelerde gıda, yani önemli gıdalar, işte yumurta, süt, işte çok gelişim çağında olan çocuklar için özellikle çok önemli.
Ve ucuza satılıyor. Ancak sizce bizim ülkemizde böyle mi? Hani gitgide en bakıyoruz, en temel ihtiyaç duyduğumuz şeyler ateş pahası. Sizce bu durum ülkemizde nasıl? Bunu değerlendirmenizi istiyorum bir de. Yani bu durum gerçekten biraz içler acısı. Bu tabii hani gıdanın üretiminden, güvenilirliğinden öte aslında ekonomik koşullarımız sebebiyle. Burada özellikle çocuklar tarafında ben gerçekten çok üzülüyorum. Ve hatta bu konuda yani yetkililerimizin gerçekten bir adım atmasını rica ediyorum. Aslında konu akışından bağımsız gelişen bir durum. Özellikle okullarda çocuklarımızın bir dönem işte süt dağıtılıyordu. Onunla ilgili de şöyle bir sıkıntı oldu. Çocuk hiç hayatı boyunca sütü tüketmemiş, okulda içti ve işte gıda alerjisi olduğu ortaya çıktı. İşte devlet bizi zehirliyor gibi şeyler oldu. Öyle durumlar da yaşandı. Ama bunlar tabii ki hani böyle şey bahane olmasın. Lütfen okullarda çocuklarımıza bir öğün, en azından devletimiz bir öğün çocuklarımıza güvenilir, sağlıklı bir öğün versin diye ricada bulunuyorum açıkçası. Bu anlamda da ülkemizdeki protein kaynaklı özellikle şeylerin, ürünlerin daha erişilebilir olmasını temenni ediyoruz. Tabii ki çok çok önemli. Güvenlikten de öte beslenebilmek ve doymak çok ayrı bir şeyler. Çok. Yeterince beslenmeyi öneriyoruz tabii ki. Tabii ki, evet. Bunda da dediğim gibi evet biraz ekonomik sebeplerden kaynaklı böyle bir durumumuz var ne yazık ki. Evet, programımızın sonuna yaklaştık. Denetimleri konuştuk. Tekrar uyarılarınız varsa alırız. Denetimlerde ülkemiz ne yönde? Denetimlerimiz herkes denetçi dediniz ama bu konuyu da bağlı olarak da üreticilere, tüketicilere tavsiyeleriniz nelerdir? Tüketicilere tavsiyem öncelikle dediğim gibi bakanlık bu konuda gerçekten güzel çalışıyor. Piyasa denetimleri yapılıyor, rutin denetimler gidiyorlar, alıyorlar, raftan analizleri yapılıyor. Gıda işletmecilerini yerinde denetliyorlar. Bir kere dedim ya etiket üzerinde iki bilgi vardır. Biri işletme onay ya da işletme kayıt belgesi diye. Bu o işletmenin bakanlık tarafından denetlendiği, sorgulandığı ve bakanlık takibi altında olduğunu gösterir. Mutlaka etiket üzerinde bizim işletme kayıt ya da onay numarasını görüyor olmamız gerekiyor. Burada bakanlık elinden geleni evet bu anlamda yapmaya çalışıyor ama bu yeterli mi derseniz tabii ki yetmiyor. Bu nüfusta yetmiyor. Dolayısıyla bizim burada tüketici olarak lütfen Alo 174 hattını arayarak endişelendiğimiz, içimize sinmeyen her şeyi şikayet edip bunun da takipçisi olmalıyız. Bu konuda dediğim gibi bildiğimiz ürünleri tercih etmeliyiz. Bilmediğimiz ürünlerden kaçınmalıyız. O yüzden mümkün olduğunca ambalajlı ürünleri tercih etmeliyiz. Ve etiket okumalıyız. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bizleri kırmadınız. Ben teşekkür ederim. Gerçekten konuşamadığımız konular da var ancak bir programa sığmayacak konular tabii ki bunlar. Evet. Önümüzdeki aylarda tekrar ağırlamak isteriz sizleri. Buradan da davetimizi yapmış olalım. Çok memnun oldum. Seve seve gelirim. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, bir konu bir konuk programında karşınızda olduk. Gıda mühendisi Beyza Baş konuğumuzdu. Gıda güvenliğini, gıda güvenilirliğini konuştuk. Yarın saat 10'da karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.